bugün nasıl profesyonel oyuncu olunur? Böyle en baştan benim kendi tecrübelerimi aktaracağım, tamam mı? Altyapılardan böyle başlayıp en baştan böyle step by step gideceğiz. Ondan sonra sizin böyle bir sorularınızı falan filan soracağım. Şimdi klasik bir soru. Abi nasıl profesyonel oyuncu oluyorsun? Nasıl oluyor? İşte seçmelere mi gidiyorsun? Ne bileyim efendim işte torpil mi var? O mu var? Bu mu var? Spor okulları para alıyormuş sizden. Onları anlatıyorsunuz falan filan. Bir sürü böyle hikayeniz var. Hepsini de dinliyoruz. Şimdi ben kendi hikayemi önce anlatayım. 7 yaşında başladım basketbol oynamaya. O da bir koşu yarışını kazandıktan sonra okul beden eğitimi hocaları annemlere sordular. Ben de okey dedim. Öyle spor okulundan başladım. Yani 1. sınıftan spor okulundan başladım. Zaten altyapıya girişleriniz minik takımda başlıyor. Minik takım, küçük takım, yıldız takım, genç takım diye gidiyor. Ondan sonra A takım oluyorsunuz. Zaten genç takımda da böyle küçük küçük A takım başlıyor. Ondan sonra şeye gidiyorsunuz, A takıma geçiyorsunuz. Evet, il fark ediyor maalesef. Yani büyük şehirlerde oynuyorsanız İstanbul. Gerçi İstanbul en büyüğü yani. Diğerleri yine hani İzmir, sonra Ankara, hani Ankara, İzmir, Bursa. Bunlar böyle yine büyük basketbolun olduğu yerler ama hiçbiri İstanbul gibi değil. Şimdi BGL o işi birazcık toparladı. Bütün yani deplasmanlı gidiyorlar falan filan. Daha şey oldu ama eskiden İstanbul'da olmak önemliydi yani. İstanbul'daysan yani İstanbul'daki büyük takımdaki oyuncuların, iyi oyuncuları %99.9 profesyonel oldu yani. Hepimiz olduk. Ondan sonra yani bu bahsettiğim oyuncular tabii Cedi Osman, işte Furkan Korkmaz, bugün dün izlediğiniz milli takımdaki herkese ben altyapıda beraber oynadım. Yani Melih Mahmudoğlu, Şahin Larkin ikilisi, bir de Sertaç Şanlı ikilisi, üçlüsü haricindeki herkese ben, tabii de Şeyh Muzlu, Alperen var, onlar küçükler benden 5 yaş, yaşım yetmedi de. Yani benim jenerasyonumdaki herkes benim oynadığım karşılıklı şu an milli takım oynuyor yani. Öyle düşün. Hepsi de İstanbullu neredeyse. Yani İstanbul şeyinden çıktı. Neyse, ben okulda başladım, spor okulunda. Daha tabii o zamanlar oyun oynuyorsunuz yani, basketbolun temelini öğretiyorlar size. Ama bizim benim Işık spor okulu, Burakcan abinizin de yıllarca çalıştığı, orada spor okulu hocası olarak çalıştığı ciddi bir kurumdu o zamanlar. Hani oyuncu yetiştirmek için gerçekten spor okulu yapıyorlar. Hani para kazanmak için değildi yani. Şimdi bilemem şimdiki durumunu ama bizim zamanımızda spor okulundaki çocukların hepsi kulüp takımına girmeye başlamıştı. Biz de minik takımdan itibaren, yani bu bahsettiğim size kaç yaşında oluyor biliyor musunuz? 8-9 yaşlarında, 9 yaşlarında falan böyle minik takıma böyle girmeye başlıyorsunuz. O minik takımda böyle oynuyorsunuz. Okul takımı, minik takım böyle falan filan. Sonra küçük takıma geçiyorsunuz. Genelde herkes küçük takıma kadar çıkabiliyor. Yani öyle çok bir ayrım olmuyor. Küçük takımda küçük B, küçük A diye 2 sene, hani her jeneral her seneyi küçük yıldız, hani söyledim ya genç. Her şeyi 2 sene oynuyorsunuz. B, A, B, A, B, A diye. Öncesinde B'de oynuyorsunuz. Benim bir avantajım, Işık Spor'da 94 jenerasyonu yoktu. Yani 94'lü oyuncu yoktu. 93'lüler çok iyiydi, 92'liler çok iyi. Yani 92-93 çok iyiydi. Sonra 94 yok. Sonra 95-96 işte fena değildi bizim jenerasyon. Benim şansıma ben hep 93'lülerle beraber de oynadım. Yani ben aslında iki kere altyapı oynamışım kadar fazla oynadım. Yani ben çok sene oynadım altyapı yani. O yüzden bana o büyük şans kattı. Hem büyüklerle oynamak, bir sürü şey görmek, hem ondan sonra kendi yaşıtlarımla oynamak vesaire falan filan. Altyapılarda o şekilde bir şansım oldu benim. Daha fazla oynama şansım oldu. Çünkü 93'lülerle de oynuyordum. Küçük takımda bir de İstanbul'da oynamanın getirdiği çok büyük avantajlar var. İşte bu geçen size şeyde göstermiştim. Burger King Junior Ligi vardı. All Star'lar falan filan. Yani o yaşlarda 8-10 yaşlarında All Star falan oynuyorsunuz. Yani o kültürü bayağı şeye geçiriyorsunuz. Ele geçiriyorsunuz yani. Okul takımları da aynı şekilde çok şeydi. Sağlamdı. Hatta geçen size gösterdim işte Berk Uğurlu, Berk Demir'le beraber üçümüzün mesela kupalı fotoğrafı var yani. Hatta yani onu tekrardan gösterelim. Yani bak. Bu bahsettiğimiz 10 yaşındayken yani. Bak şu an ikisi de milli takımda. Yani kardeşlerim dün, hatta bugün Berk'le de konuştuk. Dün gayet iyi oynadı. İnşallah biraz daha oynama şansı bulur. Daha da katkılı olur yarın.
bu adamlarla beraber oynuyorsun şimdi. Öyle oynayınca da sen de ister istemez gelişiyorsun. Çünkü en üst seviyesi şu an Türkiye basketbolunun dediğin zaman en üst seviyesi oyuncuları genelde İstanbul'dan falan çıkıyor yani. Büyük kulüpler çünkü burada. Ondan sonra küçük takım bitiyor abi. Yıldız takıma geçiyorsun. Burada işte biraz elenmeler başlıyor. Burakcan hocam ne yazmışsın? Ben de yaşı küçük oyuncu gibi. Evet, ben de hem fiziksel yeterliliğimden hem de oyun yeterliliğimden kaynaklı oynadım yani. 93'lerde de oynadım. Kendi yaşıtlarımda zaten oynuyordum. Ondan sonra abi Yıldız takıma geçerken işte elenmeler başlıyor. Niye? Çünkü Yıldız takımda birazcık işler artık ciddileşiyor. Yani bu oyuncular, Yıldız takım oyuncuları profesyonel olma adaylığına başlangıç olarak geçiyor. Zaten bizim Burakcan hocanızla da tanışma zamanımız Yıldız takıma denk geliyor. Çünkü Yıldız takımda artık İstanbul'da oyuncular gelmeye başlıyor dışarıdan. Burakcan abiniz Edirne'den geldi mesela. Edirne'de onu keşfettiler. Geldi Edirne'de bizimle oynamaya başladı. Bir anda Yıldız takım böyle İstanbul'a gelen veya işte İstanbul'daki farklı oyunculardan oluşan bir takıma büründü. Yani biz normalde hepimiz Işık'ta okuyan, okul takımında işte anaokulundan liseye kadar o Işık'ta okuyan tayfa küçük takımda oynuyorken o takımdan sadece ben ve bir iki kişi daha kaldı. Geri kalan herkes diğer kulüplerden ve diğer illerden gelmeye başladı. Yani burada ne demek oluyor? Şimdi siz profesyonelliğe adım atmak istiyorsanız, küçük şehirlerde yaşıyorsanız abi, büyük şehirlere gelmek zorundasınız. Burakcan hocam bayağı bildiğiniz Edirne'nin Kadı Dondurma köyünden, ya köylü bir arkadaşımız yani. Hani biz bununla gurur duyuyoruz, o ayrı bir olay. Hani yanlış anlaşılmasın. Köyden şehire geliyor adam basketbolcu olmak için. Anlatabiliyor muyum size? Hani küçük bir yerden büyük yere geliyor. Ya sizin de aslında burada yapmanız gereken ve bu adam bildiğiniz 12 yaşından beri, 13 yaşından beri, 14 yaşından beri artık kaçsa tek başına yaşıyor. Ailesini bir kenara bırakıyor, tek başına para kazanıyor. Şimdi böyle bir radikal bir karar almanız lazım. Şu an küçük yerlerde olan arkadaşlar için bunu söylüyorum. Fedakarlık lazım. Yani bir işte başarılı olmanız için, bir işte bir yere gelebilmeniz için fedakarlık yapmama ihtimaliniz yok. Olmaz yani. Benim yaptığım fedakarlıklar farklı bir şekildeydi. Sizin yapacağınız farklı bir şekilde olacak. Bu sizin yaşam standardınıza göre değişen bir fedakarlık şeyi olacak. Durumu olacak. Ondan sonra abi Yıldız takım biraz daha ciddileşiyor. Zaten fiziksel olarak da artık Yıldız takımda büyüyorsunuz. Ya ben mesela ilk Yıldız takımda smaç basmaya başladım. Yani o sizin geçen benim 360 smaç vurdum. 16 yaşındayım yani. Yıldız takımdayım orada. Artık fiziksel olarak da büyüyoruz. Yıldız takım dediğin zaman yine 2 metre, 2.5'ler. İşte Burakcan hocanız 1.90 küsürdü yani. O zamanlarda 1.88 falandı yani. Ben de aşağı yukarı yine bu boylardım. Biraz daha kısaydım. Buralarda artık var olmanız gerekiyor. Nasıl var oluyorsunuz? Bir kere sahada sırıtmamanız gerekiyor. Şimdi herkesin takımdaki rolü farklı. Şimdi ben mesela takımda bir tık daha sorumluluk alması gereken, yani star oyuncu, prospect oyuncu diyelim rolündeydim. Mesela Burakcan abiniz daha rol oyuncusu, daha böyle pis işleri yapan, savunma yapan, fast break koşusu vesaire yapan bir arkadaştı. Yani onun işine ne kadar yaradı, yaramadı. Ama birazcık yönlendirilme işi bu. Yani ben şuna öneriyorum mesela. Kesinlikle bir sizi yönlendiren birinin olması lazım. Ve bu işi profesyonel anlamda yapan bir insan olması lazım. Yani bir menajer gibi. Yani benim hayatta şu an en büyük, ulan şu olsaydı daha iyi olur dediğim tek şey, çok genç yaşta keşke menajerim olsaydı. Çünkü bu işler artık biraz promotion, yani pazarlama işine giriyor. Yani sizi kimse pazarlamazsa, 300 sayı atsanız da kimse bilmedikten sonra bir anlamı olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Ben mesela genç takımda 30 sayı neredeyse ortalamayla oynuyordum. Hem de Beşiktaş'taydım. Hem de İstanbul 3, Türkiye 4 olduk. Ama kimse beni böyle internet sitelerinde, bilmem nelerinde göstermediği için, beni böyle push etmediği için, promote etmediği için beni sadece bilen biliyordu. Anlatabiliyor muyum? Hani yine, tabii ki bilen bir sürü insan vardı ama atıyorum Berk kardeşimin o zamanlar menajeri vardı, işte Metecan'ın menajeri vardı ve onlar çok promote ediliyorlardı. O yüzden onlar benden daha böyle üst seviyelerde kolay şans buldular. Bu önemli bir şey. Şimdi kimse bunu aksini şey yapamaz. İyi oyuncu olmanız lazım ama aynı zamanda sizi destekleyen insanların
sizi destekleyen organizasyonların da olması lazım etrafımızda. Ondan sonra abi genç takımdayız, tamam mı şimdi? Genç takıma çıktık. Şimdi scoutlar, A takımdaki asistan koçlar, A takım antrenörleri genç takımları izliyor ağırlıklı olarak. Çünkü genç takımdayken 18 yaşındasınız. 17, 18, 19. Buralar. Şimdi hatta arttırmışlar galiba. 20 yaşında bile oynayabiliyorsun kontenjan olarak mı? Öyle bir şey. Emin değilim. Ama bu yaşlar artık zaten profesyonel olduğunuz yaşlar. Şimdi buralarda basketbola başlayan insanları, dediğim gibi, eğer Ömer Aşık gibi böyle 2-15 falan değilseniz yani zor. Hedefinize bağlı. Yani Süper Lig falan oynayamazsınız. TBL bile inanılmaz bir hayal. Yani TB2'de belki. Yani o yüzden üniversite takımları ve ne bileyim işte CBL, yani Corporate Basketbol Ligi, Kurumsal Basketbol Ligi gibi hedefler daha mantıklı olur. 18-17 yaşlarında başlayan insanlar için basketbola ve daha önce hiç oynamamış. Ama şimdi gençler diyor abi 16 yaşındayım, geç mi kaldım bilmem ne. Yani 13-16 yaş çok böyle hani çalışma temponuza ve yeteneğinize bağlı olarak bence geç yaşlar değil. Gayet güzel şey yapılabilir. BGL 19'a kadar. Tamam. Yani 13-16 yaş arası yine okey yani. Oynanır. Bir problem olmaz. Genç takımda da sonra kendini çok üst seviyeye taşıyan 20 yaşında TBG. Yani ben bak açıkçası bu dediğin şeylerin örneğini çok fazla görmedim ama şu an dönem o kadar zor bir dönem ki her şey olabilir. TB2 ile gidilmeyecek bir lig değil. Yani ama kolay bir lig de değil yani. Açıkçası hani öyle kolay herkes giremez. Yani seçmelere gidersiniz. Zibilyon kişi seçmelerde olur. Yok olursunuz orada. Torpil olaylarına gelirsek. Evet, her işte olduğu gibi torpil olayları bunda da var. İyi niyetli torpiller de var, kötü niyetli torpiller de var. Bu işte torpil gerekli. Ama artık bu iş torpil değil. Yani torpil adı yanlış diyelim. Bu işte promotion diyoruz artık buna. Promote ediliyor. Bir oyuncu diğerinden daha fazla promote ediliyor. Daha fazla proje oyuncusu deniyor. Yani proje oyuncusu denen bir şey var yani. Bunu kimse şey yapamaz. Bazı oyunculara kredi daha fazla veriliyor. Ama bunu değiştiremezsiniz. Ben bununla ilgili çok savaştım. Yani çok yanlış düşünceler olduğuna inandım. Ama belli bir düzen var ve bu düzeni maalesef değiştiremezsiniz. O yüzden ya bu düzende var olmayı kabul edeceksiniz ya da bu işi yapmayacaksınız. Bu kadar açık ve net yani bu. Ondan sonra yani bu dediğim torpil değil de birazcık daha böyle önem verdikleri oyunculara tabii ki öncelik veriyorlar. Öncelik tanıyorlar ve belli bir proje tanımı altında o oyunculara şey yapıyorlar. Ağırlık veriyorlar. Bu böyle bir gerçek var. Şimdi genç takımda ne yapmanız lazım? Genç takıma geldiğinizde neler olması lazım? Bir kere karakter çok önemli. Yırtık birisi, yani yırtık olmanız gerekiyor yani. Ve benim tecrübe ettiğim şeylere bakarsak sahadaki o enerji olayı, o yüzünüzün ifadesi, siz fark etmiyorsunuz mesela, bende de var. Ben mesela biraz asık suratlı bir adamımdır. Saha içinde bazen mesela çok asık suratlı oldum ama normalde öyle değilim. Öyle hissetmiyorum ama asık suratlı gözüktüğüm için bana Cüneyt abi mesela, Cüneyt Erdem antrenörümken, ya niye surat asıyorsun? O yok abi iyiyim falan değil mi? İnandıramıyordum. Ama sonra kendimi izlediğimde bunu fark ettim. Evet, enerjim düşük gözüküyordu. Anlatabiliyor muyum? O yüzden enerjiniz her zaman yüksek olmalı. Yüksek bir şekilde insanlara o şeyinizi, pozitifliğinizi yansıtmanız lazım. Çünkü her zaman enerjisi yüksek oyuncular iş bulur abi. Tamam mı? Şimdi hepiniz yetenekli olmayabilirsiniz. Hepiniz inanılmaz şut sokamayabilirsiniz. Ama hepiniz iyi enerjiyi ve pozitif, yüksek enerjiyi takıma dağıtabilecek seviyede yapabiliyorsanız bu çok değer, size ayrı bir değer katar. Çünkü bu savunmada ve hücum temposunda inanılmaz oyun değiştirebilen, game changer dediğimiz bir özellik. Yani bu kesinlikle olması lazım. Profesyonel olmak için, belli liglerde, belli takımlara girebilmeniz için en önemli şeylerden bir tanesi sahada koyduğunuz karakter ve enerjiniz. Yüksek olursanız hatırlanırsınız. Ama böyle bir çocuk vardı, yüksekti bu herif. Bak bunu bir deneyelim derler. Unutulmazsınız yani öyle olursa. Heh, üstüne bir de iyi oyuncuysanız, yetenekliyseniz ve çalışan, coachable bir adamsanız. Yani ne demek coachable? Takımda terslik yapmayan, koçun dediklerine uyan, saçmalamayan adamlar coachable adamlardır. Olay çıkartmayan. Coachable olursanız zaten şansınız daha da fazla artacaktır. Geri kalanında koyduğunuz emek ve birazcık da kısmet. Yani çok şans çok önemli. Ben mesela şanslıydım. Ya ben normal TBL'ye gidecektim. Bir anda İBB'de
bir koç oraya geldi ve benim yazın antrenman yaptığım antrenörle bayağı yakınlardı. Ve o beni ona önerdi. Dedi ki bak al bir çocuğu bir dene. Normalde ben Süper Lig'le ilgili en ufacık bir şey düşünmüyordum o sene. Bir anda ama Süper Lig takımına denenmeye gittim. Ve orada bir hafta denenerek, yani bir haftada iki gün denendim. Ve ondan sonra dediler ki biz seninle sözleşme imzalamak istiyoruz. Bir anda TB2'den Süper Lig'e transfer oldum bu şekilde. Yani birazcık şans işi de faktörü önemli yani. Küçültmeler hakkında ne düşünüyorum? Evet, böyle bir gerçek var. Küçültmeler zamanımızda çok fazla vardı. İsim vermek istemediğim, bizim dönemimizde sizin de şu an ismini yani tanıdığınız oyuncular vardı. Küçültmenin tabii ki bir şöyle bir avantajı oluyor. Ama tabii ki profesyonel olduğunuzda bir anlamı kalmıyor. Herkes artık belli bir fiziğe oturduktan sonra. Ama altyapılarda bir tık daha fazla eğer fiziksel anlamda üstünlüğü varsa öne çıkmasını sağlıyor. Onun haricinde çok da inanılmaz bir şey değildir yani. Biraz küçük küçük sizin sorularınızı alalım. Kulüp hocaları patron gibi davranıyorum. Neden bu işi yapıyorum veya hayal ettiğim altyapı bu değil olmuş. Yani şöyle söyleyeyim. Oynadığınız kulüp, yetiştiğiniz altyapı çok önemli. Onu da söyleyeyim. Ne önemli olan kısımlardan bir tanesi. Yetiştiğiniz altyapı çok önemli. Oradaki antrenörlerin ve kulüp yöneticilerinin kulübe bakış açısı çok önemli. Paralı kulüpler hakkında ne düşünüyorsun? Ya ben paralı kulüp hayatımda görmedim, duymadım. Şimdi sizden bunu öğrendim ben. Anladığım kadarıyla belli ligler var. O liglere girmek için o takımlar para veriyor ve oyunculardan da para alıyor aidat gibi. Ben hep altyapılarda oynadığım için ben hiçbir zaman öyle bir para vermedim. Ben hep seri yani sizin anlayacağınız ben BGL oynadım. Hep. Ve o yüzden öyle bir para hiçbir zaman vermedim ve yani mantıklı da bulmuyorum. Çünkü oradan çıkan bir oyuncu olduğuna ben inanmıyorum. Altyapılara bakarlar. Kimse çıkıp da BGL'ye göre çok düşük seviyedeki oyuncuların olduğu liglere kimse bakmaz. Çünkü kimsenin öyle bir vakti yok. Ben size açık açık söylüyorum. Şimdi şu an kim var TBL, BGL takımı? İşte Işık Spor, Bahçeşehir, Darüşşafaka, Fener, Galatasaray, Beşiktaş. Yani Süper Lig'de olan takımların takımları genelde BGL takımları oluyor, altyapıları. Ve hiçbiri oyunculardan para almıyor. Öyle bir şey yok. Yani sokakta oynayıp da basketbolcu olamazsınız. Onu bilin yani. Ve üniversitede bile yani şöyle söyleyeyim, üniversitede nasıl takıma seçiliyorsunuz? Yine üniversite başlangıcında, eğitim öğretim yılı başlangıcında bir seçme oluyor. 100 kişi falan giriyorlar böyle. Oradan koçlar sizi seçiyor. Bu yani üniversitede bu şekilde seçiliyorsunuz yani. Orada çıkmanın sırrı var mı? 21 yaş çok geç. Gerçekten çok geç. Yani ben inanılmaz bir yetenek olman lazım ama bir de maalesef şu var. Etrafımız bizi birazcık kötü etkiliyor. Benim gördüğüm şey bu. İnsanlar çok fazla böyle ben arkadaşlarımla çok iyi oynuyorum. Şeyde de iyi oynarım. Altyapıda da iyi oynarım. Öyle bir şey yok abi. Veya insanlar bana çok iyi oynuyorsun diyor. Ben iyi oynayacağım. Yok öyle değil. Abi. Bu insanlar buna mesai harcıyor. Sizin en boktan dediğiniz lafın gelişi. Bölgesellik ve TB2 ile gerçekten bir sürü kariyerli oyuncuyla dolu. Anlatabiliyor muyum yani? Ya mesela Harem Spor TB2 ile takımı. Adem Ören diye bir abi var. Adem abi. Herif Beşiktaş'ın 3 kupalı senesindeki oyunculardan bir tanesi. O David Hawkins'ler bilmem neler. Anlatabiliyor muyum? Darren Williams'a takım arkadaşı falan yani herif eski. Ve şu an TB2 ile de oynuyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu adamlar kariyerli adamlar ve TB2 ile de oynuyorlar. Ne kadar da heriflere hani TB2 ile şey de desek TB2 ile böyle bir lig. Kolay değil yani. Hepinizin belli bir seviyede oynayabiliyor olması lazım. İstikrar çok önemli. Dediğim gibi ondan sonra genç takım senesinden sonra artık zaten genç takımın son senesinde artık böyle A takım maçlarına çıkıyor olmanız lazım. Ben genç takım ilk senemde Beşiktaş A takımıyla imzaladım mesela. Gerektiği zaman maçlarda beni alıyorlardı. Kadroya gidiyordum. Antrenmanlara çıkıyordum. Vesaire. Bu şekilde A takıma artık böyle bir giriş yapıyorsunuz yani. Anlatabiliyor muyum? A takıma giriş yaptıktan sonra da bu arada 151 kişi olduk. Maşallah ya. Süper. Hazırız. Devam ediyoruz. A takıma giriş yapıyorsunuz. A takımda kamplara gidiyorsunuz vesaire. Ben mesela direkt Bolu kampına gitmiştim. Beşiktaş'ta geldiğim gibi. Ve benim için inanılmaz bir şeydi. Geçen işte fotoğraflarını falan gösterdik. Gasper Widmar'lar, Curtis Jarrett'lar bilmem ne. Bu seviyede önemli olan iki tane şey var. Başta dediğim gibi ben nasıl var oldum buralarda. Bir, enerjim çok yüksekti. Ya çok yüksekti yani. Koşularda her zaman en öndeydim. Tam sağdan pres yapıyordum. Serttim. Yani yırtmanız lazım yani. Anlatabiliyor muyum? Çünkü ilk seneniz. Burada böyle işler. Süper Lig'de her zaman bu böyledir. Üst seviyelerde. Genç oyuncu yırtıcıdır.
Anlatabiliyor muyum? O takıma enerjiyi verir. İkincisi de enerji. Enerji vermesi lazım. Yani o genç oyuncu oyuna girdiği zaman böyle takımın artık yükselmesi lazım. Vuracak, kıracak, atlayacak. Anlatabiliyor muyum? Bıktıracak savunmada rakibini. Bu şekilde olmanız lazım. Özellikle hani Süper Lig'e çıktığınızda Türk oyuncu statüsünde gençseniz sizin oyunda yaptığınız 3 tane şey var. Enerji, inanılmaz sert bir savunma ve sıçmamak. Yani top kaybı yapmamak. Boşluk gelirse sokarsanız zaten inanılmaz ekstra bir şey. Ama önemli olan bu 3 şey. Top kaybı yapmıyorsun, hata yapmıyorsun. İnanılmaz bir enerji veriyorsun. İnanılmaz bir enerji. Hissediyorlar böyle enerji geldi. Bak dün Şehmuz bunu fena yapmadı. Takımın genci olarak. 3. Savunma yapıyorsun. Sert savunma. Yani bu 3 şeyi iyi yaparsanız var olursunuz abi. Anlatabiliyor muyum? Üstüne gider bile boş şutunu sokarsanız yavaş yavaş işte o zaman yerinizi almaya başlıyorsunuz. Ben bunların hepsini yaparken hiçbir zaman eğitimimi eksik yapmadım. Aksine eğitimim düştüğü an ailem bana dedi ki eğer bu işi yapmak istiyorsan eğitimin en üst seviyede olmak zorunda. Yani ben aynı zamanda profesyonel öğrenciydim de. Profesyonel sporculuk haricinde profesyonel öğrencilik de yaptım. Çok önemli bir şey. Yani çok önemli bir şey. Yani çünkü sizi diğer insanlardan ayıran şey eğitiminiz, vizyonunuz. Sadece bir spor dalını yapmak önemli değil. TBL Süper Lig arası eşik ne sence? Bence yüksek ya. Yabancı oyuncular çok daha fazla ve ondan kaynaklı. Yani Türkler arasında inanılmaz fark olduğunu düşünmüyorum ama yabancı oyuncular çok farklı. Günde kaç saat çalışma? Bak şimdi günde kaç saat çalışma şöyle önemli. Hem çok çalışıp hem akıllı çalışmak gerekiyor. Şimdi 8 saat çalışırsın bir bokum gelişmez. 3 saat çalışırsın çok gelişir, anlatabiliyor muyum? Yani nitelik değil biraz nicelik önemli. Ama nitelikle, yani nitelikli nicelik olması lazım, anlatabiliyor muyum? Basketboldaki boy olaylarını anlatabilir misin? Ya evet, bir ön yargı var boyla alakalı. Çünkü kısa sanki oyuncu olamazmış gibi bir şey var. Ama o ön yargıyı kırmak sizin elinizde. Sence bireysel olarak çok çalışan kazanır mı yoksa çok maç görür mü? İkisini de yapması lazım. Burada tek bir şey yok. Tek doğru değil. Bak basketbolda, hatta sporda tek doğru diye bir şey yok. Bir sürü şeyi doğru yapmanız lazım. Bir tanesini yamuk yaparsanız sıkıntı yaşayabilirsiniz. Hepsini böyle totalde iyi yapmanız gerekiyor. Artık ödülümüze geçelim. Ödülümüz Jordan Ultra Fly'lar. Görüyor musunuz? Bu ayakkabılar ayakkabı daha iyisi istiyordu. Ayakkabı daha iyisi. Hüsamede bu ayakkabıları almayı istedim ama bulamadım hiçbir yerde bilmem ne. Falan filan. Gıcır gıcır, hatta bağcıklarını da yeni taktım. Yayın öncesi yeni bağcık taktım. Ona göre yani. Olmazsa giyme canım kardeşim, sakla yani, nedir? Yani. Ya bu yayınlara katılırsanız abi yayınlar büyüyecek, haberiniz olsun yani. YouTube'da nasıl aynı şekilde gerçekse burada da aynı şey gerçek. Instagram'da da hani buralardaki sosyal varlığımızı arttırırsak çekilişe ödüller olacak. O yüzden benim Instagram hesabım bak yukarıda bak görüyor musun? Takip edin abi. Çekilişler olacak. Instagram çekilişte bak söylüyorum. Instagram ve YouTube üzerinden çekilişler. Buradan da günlük ödüller. Tamam? Önemli değil. Bundan daha büyük hediyeler olacak bir sonraki yayınlarda. Haberiniz olsun. O yüzden mutlaka şey yapmamız lazım. Takip etmeniz lazım beni. Hem Instagram'dan hem de buralardan. Her yerden takip edin ki kazanın abi. Yayınları ve sizle beraber belirleyelim bir sonraki şeyleri de. Teşekkür ederim bu yayında benimle beraber olduğunuz için. Berat'cığım bekliyorum bana yazmanı. Noelse bu önümüzdeki haftalarda yılbaşına kadar devam edecek bu şekilde. Bana sorularınızı sormaya devam edin. Sizi seviyorum. Dikkatli olun gençler.